Herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Gerçekten de son derece acayip bir süreçten geçiyoruz şu anda. Gerçekten son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hiç bu kadar red line seviyesine geleceğini düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti ama biraz önce Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ki bana göre kısım çok haklı olan bir açıklamada Beşiktaş artık gemileri yaktı. Galatasaray dün Türkiye Futbol Federasyonu'na haklı gerekçeyle bence baskın yaptı. Haklı gerekçeyle ve hesap sordu. Hesap sordu. Dedi ki Beşiktaş karşısında Galatasaray dün Türkiye Futbol Federasyonu'na gelerek Sayın Başkan Dursun Özbek. Kardeşim dedi ya dedi Sayın Ali Koç, Sayın Ahmet Durçebi işte Ali Şansalan'la ilgili olarak bir atama ricasında bulunmuşlar. Doğru mudur değil midir diye bir istekte bulunmuşlar. Doğru mudur değil midir diye Sayın Başkan Dursun Özbey'in federasyona geldiği görüldü. Kapalı kapılar ardında neler konuşuldu onu bilmiyorum. Ama Beşiktaş yönetimi bugün diyor ki bu kapılar ardında neler konuşuldu diyor. Ve Beşiktaş bugün diyor ki gel Galatasaray diyor gel. Madem ligi bitirtmeyeceksiniz, ligin bitmemesini bırakın bir kenara. Bu karşılaşmanın hakemini değiştirelim. Ali Şansalan'ın siz bize diyorsunuz ki diyor Beşiktaş. Siz bize diyorsunuz ki hakemi Ahmet Durçebi istedi. Diyorsunuz diyor Beşiktaş. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Bunu sizin trolleriniz ve kalemşörleriniz söylüyor diyor. Kalemşörleriniz ve troll hesaplarınız söylüyor bunu diyor. Beşiktaş açıklama yaptı. Demek ki Ahmet Durçebi net bir şekilde haklılığını ortaya koyuyor. Şu anda diyor ki hakemi ben istemedim diyor. Şimdi Beşiktaş açıklama yaptı. Sert açıklama. Ligi bitirtmeyiz diyordunuz. Daha önce de bunu yaptınız. Daha önce de bunu konuştunuz. Daha önce Abdurrahim Bey de bunu yaptı. Daha önce Fatih Terim de bunu yaptı diyor Beşiktaş açıklamasında gizli özener kullanarak. Gerçekten de lig bitmeyecek seviyede şu anda diyor. Eğer Ali Şansalan'ı değiştirmezseniz bu lig gerçekten sıkıntılı bir hale gelir diyor. Ben şu anda Beşiktaş yönetimine net bir şekilde soruyorum. Gerçekten hakemin değiştirilmesini istiyorsanız Sayın Dursun Özbey'i arıyor musunuz? Bence Beşiktaş yönetimi şu anda Dursun Özbey'i arayıp, Sayın Dursun Özbey'i arayıp gelin bu hakemi değiştirelim demesi lazım. Koskoca Ahmet Durçebi'ye, koskoca Dursun Özbey'e gerçekten ayıp ediyoruz. Bu adamlar manipülasyondan uzak, ligi manipüle edecek adamlar değiller. Bu adamlar böyle şeylere bulaşmazlar. Bu adamların böyle istekleri yok. Ne Beşiktaş yönetimi, ne Galatasaray yönetimi, ne Ömer Karabacak, ne Edis Knay Bey, ne Erden Timur Bey böyle şeylerden uzak. Ne Emre Kocadağ, ne Metin Öztürk. Bu adamlar böyle şeylerin peşinde değiller. Bir el var, kirli el var. Bakın buradan Sayın İçişleri Bakanımıza, buradan Sayın Valimize, buradan İl Spor Güvenlik Kurulu'na sesleniyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Pazar günü için bu karşılaşma red line olmuştur. SOS vermektedir. Ali Şansalan değişmek zorundadır. Bence burada Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi eğer Ali Şansalan'ı değiştirmiyorsa ki Ahmet Durçebi de istemiyor, Dursun Özbek de istemiyor. Eğer değiştirmezseniz bu hakemleri, bu hakemi Ali Şansalan'ı ki iyi niyetli olduğuna inanmak istiyorum. Eğer Ali Şansalan'ı değiştirmezseniz maç oynandığı sırada, oynanacağı sırada düşünün Galatasaray 1-0 öne geçti 5. dakikada. 12. dakikada, 13. dakikada kırmızı kart oldu, penaltı oldu, bilmem ne oldu. Bakın, bu troll hesaplar iki tarafında, Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da, iki tarafında kalemşörleri.
ortamı gerdikçe gerdiler. Bu tuzağa düşen Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi, onların yüzünden bu hale geldi. Gerildi. Sahaya birisinin atlaması durumunda Allah göstermesin, Allah korusun. Bakın, provokasyon üst seviyede şu anda. Provokatörler olabilir maçlarda yanınızda. Aman dikkat, lütfen. Lütfen rica ediyorum. Sakın kötü niyetli insanlara uymayın. Ama açık ve net söylüyorum. İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Valiliğimize, İl Güvenlik Kurulu'na bir an evvel önlem alınmalı bu karşılaşmayla ilgili. Çünkü ortam çok gerildi. Beşiktaş öyle bir açıklama yaptı ki ortam çok gerildi. Dün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bana göre haklı gerekçeyle federasyona gitmesinden sonra, bugün Beşiktaş'ın haklı gerekçeyle bu açıklamayı yapmasından sonra ortam çok gerildi. Beşiktaş yönetimi dün 00:26'ya kadar gece Türkiye Futbol Federasyonu'nu arıyor. Federasyondan cevap yok. Niye geldi Sayın Başkan Dursun Özbek? Ne oldu bu Ali Şansalan olayını, bize de bir anlatın falan diye. Sayın Ahmet Durçebi, Sayın Mehmet Büyükekşi ile konuşmuyor. Açın sorun. Dün Beşiktaş yönetimi Sayın Yalçın Doğan'ı aradı mı, aramadı mı? Açın sorun. Bakın, size çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. Herkes şimdi skor yazacak. Ben size skoru söyleyeyim mi? Şu an maçın bitmeme ihtimali Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme ihtimalinden, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenme ihtimalinden, maçın berabere bitme ihtimalinden daha fazla. 4 ihtimalli bir maç bu. Şu anda 4 ihtimalli bir maç olmuştur bu. %50 bu maç bitmez. %20 Beşiktaş, %20 Galatasaray, %10 berabere. Bu kadar net. Şu an öyle bir duruma geldi ki ortalığı karıştırdılar. Kalemşörler, iki tarafında diyorum ama ben sadece Beşiktaş demiyorum. Kalemşörler, paralı askerler, troll hesaplar, gerçek gazetecilik yapmak isteyen insanların gazeteciliğinin önünü kesmeye çalışıp hesap sormaya çalışan, sözüm ona, sözde gazeteciler, ortalığı gerdiler. Çok rica ediyorum. Galatasaray Beşiktaş'ı yensin, Beşiktaş Galatasaray'ı yensin, berabere bitsin, benim umurumda değil. Fenerbahçe şampiyon olmuş, Galatasaray şampiyon olmuş, umurumda değil benim. Bana ne ya? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bir şey çok önemli. Bu derbi şu anda red line'dir. Uluslararası alanda kırmızı çizgilidir. Kırmızı hatlıdır. Bazen UEFA böyle maçlar belirler. İşte kırmızı hatlı, red line der, böyle kırmızı çeker. İki tarafın trolleri çok iyi çalışıyor. Bir el var. Futbolun üzerinde iki tarafı da almaya çalışıyor. Beşiktaş'la Galatasaray'ı birbirine düşürmeye çalışıyor. Bakın, seçimler var. Pazar günü çok kritik bir gün. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Sayın Bakanım Süleyman Soylu, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Emniyet Müdürüm, İl Güvenlik Kurulu, rica ediyorum sizlerden. Hayatta böyle bir şey istemem ama Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile çok acil bir toplantı yapılması gerekiyor. Bu ülkenin, bu iklimin kavgadan uzak olması gerekiyor. Maç sırasında yanınızda birisi var diyelim. Çıktı bir şeyler söylüyor Galatasaray lehine ya da Beşiktaş aleyhine. Bu provokasyon olacak. Bakın, provokasyondan korkuyorum. Provokatif eylemlerden korkuyorum pazar günü için. Lütfen. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi, eğer bu ülkenin selametini düşünüyorsanız, bırakın ligi falan, pazar günü o tribündeki insanları ve saha içerisindeki Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı düşünüyorsanız hemen hakemi değiştirin. Hemen.
Ali Şansalan'ın vereceği herhangi bir kararda hep Ali Şansalan hatalı olacak. Adam 90 dakika boyunca muhteşem bir maç yönetse bile adam hatalı olacak. Beşiktaş kazansa Galatasaray konuşacak. Galatasaray kazansa Beşiktaş konuşacak. Berabere bitse Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray beraber konuşacaklar. Ali Şansalan şu anda sıkıntılı bir duruma düşürülmüştür. Sahada vereceği her türlü karar, dördüncü hakeminden tutun VAR'ındaki hakemine kadar, VAR'daki hakeme kadar sıkıntılı bir hale düşürülmüştür. Önce çıktı dediler ki Ali Koç federasyona gitti. Ben gözümle görmedim. Ama gitti diyorsa ki benim çok sevdiğim mesleki anlamda benim gazeteci arkadaşlarım Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli spor gecesinde söyledi. Gitti dediler. Çok iyi bir gazetecilik. Ali Şansalan'ı atayacak dediler. O atanacak dediler. Ya arkadaşlar adamların dediği oldu. Dün de ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sayın Dursun Özbey'i yakaladım. Çektim fotoğrafını. Ali Şansalan nasıl atanır diye adam oraya geldi. Doğru. Ben olsam ben de giderim. Nasıl olur ya, dün akşam Ali Şansalan ismi söyleniyordu iki tane gazeteci arkadaşımız tarafından. Nasıl oldu? Ne oldu da siz bu adamların söylediği adamı atadınız dediler. Ben buradan soruyorum, salı günü Beylerbeyi'nde ya da Riva'da ya da ikisinde Merkez Hakem Komitesi'nin üst düzey yönetimi, Merkez Hakem Komitesi'nin üst düzey yönetimi soruyorum. Yardımcı hakemlerle ilgili kavgalar, tartışmalar yaşandı. Bizim Mehmet Batuhan Ağar da söyledi onu. Benim de kulağıma gelen şeyler var. Salı günü Atilla Karaoğlan'ı derbi için düşünüyordunuz. Evet, bu maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak dediniz. Ne değişti de Atilla Karaoğlan'ı bir anda değiştirip Ali Şansalan'ı getirdiniz? Ne değişti? Niye Sayın Ahmet Durçebi'yi, Sayın Ali Koç'u bu durumlara sokuyorsunuz? Neden? Bakın, bir kez daha söylüyorum. Benim için Beşiktaş, Galatasaray aynıdır. Umurumda değil, o kazanmıştır, o kazanmıştır bilmem. Ben bu ülkenin selameti açısından pazar günü o tribündeki insanlar, kenarda duran futbolcular, hakemlerin selameti açısından çok rica ediyorum. Biraz gazı kapatın. Gazı kapatın. Biraz gazı kapatın. Bu da en başta hakem değişikliğiyle olacak. Kardeşim Beşiktaş istemiyor. Galatasaray istemiyor. Beşiktaş yönetimi diyor ki biraz önce yaptığı açıklamada. Beşiktaş yönetimi diyor ki değiştirelim diyor. Galatasaray da istemiyor. Gelin diyor, istemiyorsunuz siz de. Biz de istemiyoruz diyor. Gelin değiştirelim diyor. Beraber değiştirelim diyor. İsteyelim, rica ederim. İlk defa iki takım birden istemiyor. İki kulüp birden istemiyor. İstemiyorsa eğer Futbol Federasyonu'nun da Merkez Hakem Komitesi'nde yapması gereken şey hakemi değiştirmek olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu iyi niyetliyse Merkez Hakem Komitesi iyi niyetliyse bu hakemi değiştirirler. Ali Şansalan kötü bir insan demiyorum. Ali Şansalan karakteri, bilmem nesi, maçı nasıl yönetir, nasıl yönetmez bilmiyorum. Ama bu adamı, bu çocuğu, hakem kardeşimizi sıkıntılı duruma sokmaya kimsenin hakkı yok. Beşiktaş açıklama yapıyor, Galatasaray açıklama yapıyor. Beşiktaşlı troller, Galatasaraylı troller. Bir yandan Fenerbahçe. Adam şu anda sıkıntıda. Nasıl maç yönetecek bu adam ya? Hakem çok acil değişmeli. Acil bir şekilde bu hakem değişmeli. Kimi getiriyorsanız getirin. Hatta daha da üstüne gideyim mi olayın? Daha da ileri gideyim. Hakemsiz oynansa daha emniyetli bir maç olacak. Hakemsiz yönetilse
Yani hakemsiz iki taraf kenara koyun Şenol Güneş'i ve Okan Buruk'u. Bu adamların ellerine birer düdük verin. Vallahi billahi Şenol Güneş gördüğünü çalar. Okan Buruk gördüğünü çalar. İki takım kaptanı da sahada derken tamam Muslera'yla işte ne bileyim Cenk Tosun'dur falan böyle. Derler ki evet abi tamam tamam bak bir şey var. Tamam penaltı, faul, sarı kart tabii der böyle. Ali şans alandan daha güvenilir olurlar. Acil. Acil. Hakem değişmeli. Getirin Erman Toroğlu'nu. Oturturun VAR'a. Getirin Ahmet Çakar'ı çıkartın sahaya. Cüneyt Çakır'ı da koyun dörde. Vallahi billahi ya. Şu anda olacak olay budur. Olması gereken budur. Olması gereken budur. Bu hakemin değişmesidir. Yani deminkileri abartıyorum anlaşılmak için. Yok işte hakemsiz oynansın da işte Ahmet Çakar yönetsin de Erman Toroğlu vardı olsun da bu kadar işte bu kadar ağır. Bu kadar ağır bir olay arkadaşlar durum. Durumun red line seviyesi budur. Bu. Bakın Twitter'a. Twitter şu anda çalkalanılıyor. Çalkalanıyor. Space odasına bakın. Ses odalarına bakın. Söylenenlere bakın. Yazılan çizilenlere bakın. O ona o ona öbürüne öbürüne. Gazetecilik yapıyorsunuz bu ülkede. Gazetecilik yapıyorum. Dün öğle saatlerinde Metaverse'ün mükemmel bir işi vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda harika bir iş anlaşması, daha doğrusu gelecek anlaşması. İşte Metaverse nedir biliyorsunuz. İşte dijital dünyada kendi ikizinizi buluyorsunuz. Yani işte ne bileyim sanal alışveriş merkezleri, sanal futbol sahaları, sanal voleybol, hayat sanal, sanal yani. Hayat sanal bir hayat sunuyorlar. Yeni dünya, yeni dünya. Bunun anlaşmasını yapıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Ondan yarım saat sonra herkes işte koridorda dururken falan bir baktım. Ben o Ali Şans alan hakem. 10 dakika sonra kim geldi? Dursun Başkan geldi kapıya. Ben gazeteciyim ya, televizyoncuyum. Ben televizyon gazetecisiyim. O anda tesadüfen orada olduğum için yani iş için başka bir iş için gelmişim. Bir baktım Dursun Başkan. Çıktım, anons yaptım, çektim, yayınladım. Bu benim için haberdir. Kimseye de hesap vermem bu konudan dolayı. Bugün olsa yine veririm. Yine yaparım. Yine fotoğraf çekerim. Yine gizli gizli çekerim. Televizyonculuk, gazetecilik gizliliktir. Bu beni ilgilendirir. Ahmet Nur Çebi de gelse onu çekerdim. Ali Koç da gelse onu çekerdim. Niye bir de şunu soracağım. Bir gün önce Sayın Ali Koç'un geldiğinde Galatasaraylılar hiç rahatsız olmadı. İşte pardon Galatasaraylılar nasıl gelir Ali Koç falan filan diye böyle ortalığı ayağa kaldırdılar. Sayın Dursun Özbek dün geldiğinde gelebilir diyorsunuz. Niye çekiyorsun diyorsunuz. Ali Koç'un geldiğini haber yapanlara bir şey denmiyor. Ben görüntülü bir şekilde fotoğraflıyorum. Oo nasıl çekersin? Çekerim. Beni başka gazetecilerle karıştırmayın. Sözde gazetecilerle karıştırmayın. Kalemşörlerle karıştırmayın. Trollerle karıştırmayın. Ben gazeteciyim. Oraya babam gelse o anda babamı da çekerim. Oğlum hakem olsa oğlumu da çekerim. Benim adım Ertem Şener arkadaşlar. Ali Koç'un ve Erden Timur'un paraları bana yetmez. Lidyalılar öyle bir parayı icat etmedi bana. Ali Koç ve Erden Timur'un geçireceği bir parayı daha icat etmediler. Hiç icat etmediler. İcat olmayacaktı. Ekmeğin arasına şunu koyarım. Yerim. Şerefimle, onurumla. Bir daha söylüyorum. Ben şerefimle, onurumla gazeteciliğimi, televizyonculuğumu yaparım. Kimsenin parası bana geçmez. Beni başka sözde gazetecilerle karıştırmayın. İddia eden ispat etmekle yükümlüdür. İspat edin. Ben televizyonculuğu bırakacağım. Ali Koç'un bana bir kuruşu geçmiş mi? Erden Timur'un bir kuruşu geçmiş mi? Geçebilir mi? Yemez. Kimsenin geçmez. Bana geçmez, bana. Başkasına geçer mi bilmem. Bana yemez. Bir evim, bir arabam, 3 tane çocuğum, eşim, ailem var. Çocuklarımın şurasından haram lokma geçirmem. Böyle dosya oldu.
Böyle. Savcılıkta. Avukatlarım. Böyle dosyaları biriktirdiler. Yazanlar, çizenler. Öyle kolay değil. Öyle laf atayım. Ertem Şener Ali Koç'tan para alıyor. Yok, öyle bir şey yok. Erden Timur'dan para alıyor. Yok, hadi. Görüşeceğiz. Bir daha söylüyorum. Öyle bir para icadı olmadı. Ertem Şener'in gırtlağından geçmez. Çoluğumun çocuğumun boğazından geçmez. Beni trollerle karıştırmayın. Benim adım Ertem Şener. Bugün varım, yarın yok. Ha bir kase çorba, ha yanında türlü yemek. Bir tanesi olmasın. Onun için bana geçmez. Bana Ali Koç şunu dedirtemez. Ya sen şöyle 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 şöyle. Erden Timur şöyle 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 diyemezler, dedirtemezler. Ben yarın Ali Koç da olsa çekerim. Erden Timur da olsa çekerim. Fatih Terim de olsa çekerim. Dursun Özbek de olsa çekerim. Beşiktaşlıyım. Ahmet Durçebi de olsa çekerim. Benim umurumda değil. Herkes evine giderken orada apar topar eşyalarını toplayıp ben kaldım. Televizyonculuk yaptım. Ben gazetecilik yaptım. Kimseye ilgilendirmez. Onun için bugün diyorum ki size, bu maç redline olmuştur. Bu maçın bitmeme ihtimali, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme ihtimalinden, Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yenme ihtimalinden ve maçın berabere bitme ihtimalinden daha fazladır. Maçın bitmeme ihtimali. Bu sebeple bu maçın hakeminin acil bir şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Beşiktaş da istemiyor, Galatasaray da istemiyor, Fenerbahçe de istemiyor. Hadi değiştirin. Hadi iyi niyetliyseniz değiştirin. Hadi değiştirin. Değiştirin ya. Ha buradan şunu da söyleyeceğim. Beşiktaş yönetimi çok güzel bir şey söylemiş. Troll hesaplar, kalemşörler falan diye. Yeri gelmişken söylüyorum. Buradan bu yayının sonrasında da defalarca izlenecek. Buradan spor savcılarına, mali işlerle ilgilenen savcılara, Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum. Spor camiasında görev yapan başta ben olmak üzere, ilk başta ben. Herkesin hesaplarını lütfen bütün bankaları, bütün hesapları, televizyonda aldığı maaşlara kadar lütfen incelemeye alın. Koç grubundan, NEF grubundan, Ahmet Durçebi'nin grubundan, herhangi bir yerden, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan en ufak bir banka hesabımda döngü varsa ya da girdiyse alın beni götürün. Sonrasında da meslekten beni ihraç edin. Bunu bütün televizyoncular söyleyebiliyor mu? Ben söylüyorum. Hadi. Ben söylüyorum. En başta benimkini incelesinler. En başta şu an itibariyle, an itibariyle benim hesaplarımı incelemeye alsınlar. Evimi nasıl almışım, arabamı nasıl almışım, işte nereden ne gelirim var. Hepsini. Hadi. Öyle değil bu işler. Bak. Burada da var o troll hesaplar mesela. O troller burada da var. Tasmalarını serbest bırakmışlar, yollamışlar buraya. İşte bak bu insanlar insan dedim özür dilerim. Bunlar Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın bahsettiği troll tipler işte. Troller. Birilerinin adamları. Yani bunlar pazar günün maçın, derbinin bitmesini istemeyen grubun, o kirli elin tasmalı köpekleri. Bunlar işte. Bunlar paralı, tasmalı çalışan, böyle hani tut çoğu diyor, gidiyor hadi Ertem Şener'in hesabına saldır diyor. Hop geliyor buradan lalalalap konuşuyor gidiyor. Anlatabildim mi? Bu kadar basit yani. Net, bu kadar basit. Şimdi
Tekrar dönecek olursak bir kez daha söylüyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisinin teknik taktik kısmını konuşmanın hiçbir anlamı manası yok şu saatten sonra bence. Yani hakem orada, tribünler, en ufak bir provokasyonda çoluğu çocuğu olan insanlar var yanlarında. Ya maça giden binlerce, on binlerce insan olacak o gün. En ufak bir şeyde ikinci dakikada tak diye çat diye kırmızı kart, penaltı bilmem ne olursa hakem nasıl karar verecek? Hepimiz böyle yapacağız bak. En ufak bir şeyde aa VAR'da sıkıntı var. Aa hakemde sıkıntı var. Ne gerek var ya? Niye veriyorsunuz Ali Şans alanı bu maça ya? Bak çıktı Beşiktaş. Çat 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 dedi ki yeter diyor ya. Biz de Beşiktaş'ız kardeşim diyor. Siz diyor nedir ya diyor. Yok federasyona gitmeler bilmem neler falan. Öbür taraftan Galatasaray da haklı. Ne diyor? Hakemi siz atamışsınız. Siz atatmışsınız. Ben niye gitmeyeyim diyor federasyona diyor Sayın Dursun Özbek. Doğru. Türkiye Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Niye Beşiktaş yönetiminin telefonlarına bakmıyorsunuz? Hı? Neden? Dün Sayın Dursun Özbek'le Sayın Mehmet Büyükekşi görüşme yaparken Sayın Yalçın Doğan telefonlara niye bakmadınız Beşiktaş yönetiminin? He? Niye bakmadınız? Çünkü yanınızda Dursun Özbek vardı ve federasyon başkanıyla görüşüyordu. Niye bakmadınız? Bakamadınız çünkü. Allah Allah dediniz. Beşiktaş'ın nereden haberi oldu dediniz. Kapıda Ertem Şener vardı çünkü girişleri çıkışları çekti. Türkiye'de gazetecilik yapmak artık yürek ister. Şuradan yazacaksın. Şuradan. Değil mi? Gazetecilik yapmak. Türkiye'de gazetecilik yaptığın zaman aa nasıl çekiyor görüntü? Çekecek. Herkes çekecek. Çeksin herkes. Kimse para falan dağıtmaz. Ne Dursun Özbek, ne Ahmet Durçebi. Öyle adamlar değiller bunlar. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da böyle şeyler yapmazlar. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Ahmet Durçebi. Bu adamlar futbol oynamak istiyor ya. Futbol izlemek istiyorlar. Tabii ki şampiyon olmak için legal anlamda her şey mübahtır. Bak legal anlamda. Nedir bunlardan bir tanesi? Hakemi istemiyoruz demek ya. İstemiyorlar abi adamlar. İstemiyorlar. İstemiyorlar. Beşiktaş da istemiyor, Galatasaray da istemiyor. Survivor'da mısın demiş. Yok arkadaşlar. Ne Survivor? Galatasaray diyor ki elimizde belgeler var bilmem ne diyor. İşte Beşiktaş diyor ki açıklayın kardeşim diyor. Açıklayın o zaman belgeleri biz de görelim diyor. Ligi bitirtmeyeceğiz, bitirtmeyeceğiz diyorsunuz diyor. Şimdi diyor kalkmışsınız hala diyor. Paralı hesaplarınız, kalemşörleriniz, trolleriniz bir şeylerin peşinde diyor. Fenerbahçe niye bu işin içerisine bir anda giriyor? Onu anlamıyorum. Adam diyor ki mesela hepinizi üst üste koyup şampiyon olacağız diyor. Bana ne ya? Ben niye üst üste koyuluyorum ya? Bana ne? Beni niye üst üste koyuyorsun? Beni ilgilendirmiyor abi. Kim şampiyon olursa olsun. Beşiktaş Galatasaray'ı yener. Galatasaray şampiyon olur diyorum ben bu sene. Neyin hesabı yapılıyor ben anlamadım ki. Bu ülkede futbol konuşmak, siyaset konuşmak çok tehlikeli. Birilerinin istediğine göre siyaset konuşacaksın. Birilerinin istediğine göre futbol konuşacaksın. Hep Galatasaray şampiyon olsun dersen, Türkiye'nin en iyi yorumcusu sensin. Birileri hep X parti, X parti kazansın derken sen hayır ya ben Y parti derim dediğinde yine en kötü sensin. Ya bırakın insanlar kendi fikirlerini, düşüncelerini özgürce söylesinler ya. Bunun peşinden koşmuyor musunuz siz ya? Demokrasi, demokrasi, demokrasi diyorsunuz alın size demokrasi. Bırakın insanlar istediklerini söylesinler ya. Ben diyeyim ki bana göre Galatasaray şampiyon olacak ama Beşiktaş bu hafta kazanacak diyeyim. Ondan sonra senin anana avradını. Yok ya öyle mi ya bu işler? Bu iş böyle mi yani? Bu mu? Bu mudur yani bunun? Karşılığı bu mu? Babam ve Oğlum filminde bir sahne vardı. Ona bir oda ver baba diyordu hatırlıyor musunuz? Fikret abi. Ona bir oda ver diyordu.
oğluna, küçük oğluna. Denize. Ona bir oda ver baba diyordu. Babasına deniz için. Çünkü adam ölecek. Baba ona bir oda ver. Ben ölüyorum baba diyordu böyle. Ben de diyorum ki Türk futbolu ölüyor. Oda mı verirsiniz? Hakemleri mi değiştirirsiniz? Başka bir şey mi yaparsınız? Olağanüstü kongreye mi gidersiniz? Maçı hakemsiz mi yönettirirsiniz? Hakemsiz mi oynatırsınız? Ne yaparsınız? Lale Hanım niye bu kadar ısrarcısınız görevde kalmaktan ya? Neden bu kadar ısrarcısınız? Kimse istemiyor sizi. Lale Hocam, bence çok güzel bir PR da yaptınız. Şu anda bir televizyona geçseniz ki ben gerçekten sizle çalışmak da isterim bir televizyonda. Çünkü iyi bir reyting oldunuz. İyi bir gündem oldunuz. Yani yapacağınız her yorum çok 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 önemli. İyi bir televizyoncuysam iyi bir televizyoncu sizle çalışmak ister. Allah aşkına bırakın ya şu işi. Bırakın MHK'yı ya. Zaten gideceksiniz yazın. Bırakın bu hafta. Bugün bırakın. İstifa edin. İstifa edin ya. Pazar gününe de getirsinler bir tane farklı bir hakem. Fırat Aydınus mu gelir? Cüneyt Çakır mı getirir? Vallahi o mu gelir? Hangisi gelir? Yani bırakın Lale Hanım. Sizden rica ediyorum. Üzülüyorum gerçekten size söylenenlere, konuşulanlara üzülüyorum. Bir akademisyensiniz. Bırakın ya. Ne olursunuz bırakın ya. Kötü niyetli olmadığınızı bildiğim halde yavaş yavaş içinizde, etrafınızdaki insanların kötü niyetli olduğunu düşünmeye başladım. İşi bilmeyebilirsiniz. Ayrı mesele. O tartışılır. Ama artık MHK'nin kötü niyetli olduğundan yanayım. Çünkü dün değil, evvelsi gün MHK'nin içinden de alıyorum, öğreniyorum ya. Atilla Karaoğlan neden değişti? Atilla Karaoğlan neden değişti? Lale Hanım. Hanımefendilere ofsaytı kasada duran işte yok yukarıdan uzaktan atılan böyle malzeme şekliyle anlatan bazı biliyorsunuz hikayeler vardır. İşte ofsayt budur işte sen en öndesindir arkadan sana bilmem ne atılıyordur al sana ofsayt bilmem ne veya en arkadasındır diye saçma saçma bir şey vardır böyle. Siz bu toplumda kadınların bir lideri olarak ki helal olsun çıktınız MHK başkanı oldunuz ama yapamadınız. 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 Gelir gelmez yurt dışından 2-3 tane hakem tayin etseydiniz bazı maçlara veya VAR kayıtlarını her hafta açıklasaydınız bunlar olmazdı. Ben diyorum ki size göreve geldiğiniz günden bu yana çıkın VAR kayıtlarını açıklayın. Diyeceğim ki tebrikler. Uluslararası arenada bana göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi kırmızı çizgili bir maç olmuştur. Kırmızı yanıp sönmektedir. Kırmızı alarm vermektedir. Benden söylemesi. Ben olsam, kendi adıma söylüyorum. Ben olsam hemen hakemi değiştiririm. Hemen İl Güvenlik Kurulu'nu bu akşam olağanüstü yine toplarım. Olağanüstü toplarım. Ve bu derbiyle ilgili olağanüstü kararlar alırım. Benden söylemesi. Merkez Hakem Komitesi'nin içerisinde çok ciddi operasyonlar var. VAR'la normal hakemler, ortadaki hakemlerle VAR hakemler arasında sıkıntılar yaşanıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Türkmen TFF1'deki kızağa çekilmiş hakemlerle ilgili bir intikam durumu var. 8 Mart operasyonu, ne demek istediğimi iyi anlayın. Beni şu anda dinleyenler ooo diyorlar.
MHK'deki her şeyi biliyor diyorlar. İntikam alıyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın. Yeri ve zamanı değil. Geçen sene Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus'u kızağa çekenlerden Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Türkmen ve gündemdeki bazı hakemleri gündemden düşürerek intikam aldınız. Olmaz. Böyle olmaz bu işler. Bu iş böyle olmaz. Türk futbolu batağa saplanmıştır. Türk futbolu patinaj çekmektedir. Şampiyon olsa ne olur, olmasa ne olur. Seneye zaten, daha doğrusu şampiyon olacak olan takım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kim olacaksa olsun. Galatasaray şampiyon oldu diyelim. 4 tane ön eleme oynayacak. Biri geçti. Biri geçti. Biri geçti. Biri geçti. Dördünü birden geçebilecek mi Galatasaray? Ya da Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Geçtik. UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemiyoruz bu sene. Gönderemeyeceğiz. Konferans Ligi'ne takımlarımız gidecek. Yazık. Onlar da üçer tane ön eleme oynayacak. Yani diyorlar ki almayın, gelmeyin kardeşim. Türkiye'ye gelmeyin ya. Avrupa'ya gelmeyin. Sizin takımlarınız gelmeyin. Gidin bir kapınızın önünü temizleyin, toparlayın. Kendinizi bir şöyle bataklıktan kurtarın, ondan sonra gelin bize diyor UEFA. Rezil olduk ya. Rezil olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.